Merhaba arkadaşlar, kendi adıma uzun bir aradan sonra karşınızdayım. Tabii bu uzun aranın bu sefer diğer uzun aralar oranla gayet çalışan ve gayet geçerli bir sebebi vardı. Kanalı takip edenler bilir, en son 27 Eylül'de bir video paylaşmıştık. O zaman kulübün ikinci sezonunu falan konuşmuştuk. Orada Zeynep'ten bir ufak bir veda gelmişti, hani bu son video olabilir gibisinden. İlerleyen süreçte bizim de küçük bir misafirimiz olacak. İlerleyen süreç dediğimiz muhtemelen 1-2 haftaya aramızda olacak bu küçük misafir ve artık hayatımızın tamamında olmuş olacak. Uzun bir süre mi olur bu ayrılık bilmiyorum ama görüşürüz diye umuyorum. Hoşçakalın. Daha sonrasında 28 Eylül'de doktor kontrolümüz vardı. 28 Eylül'de doktor kontrolüne gittik. 29 Eylül'de doğumun gerçekleşmesinin faydalı olacağını söyledi doktor. Ve 29 Eylül'de doğum gerçekleşti. Zaten şu an kendisini sağ tarafımda da görebiliyorsunuz bana göre. Sağ galiba size göre sol oluyor. Yani buradan elbette ki kendisi alfa kuşağı olduğu için muhtemelen onun bilinçli bir şekilde bu videoları izleyip izleyemeyeceğine emin değilim. Belki daha farklı, hologramlı falan bir dünyaya doğabilir. Fakat buradan ister istemez bu şeyleri bir baba duygusallığıyla, bir ebeveyn duygusallığıyla söylemek zorundayım. Yalın Bilgi oğlum, seni çok seviyoruz. İyi ki bizi seçtin. Aramıza, ekibimize 3. kişi olarak hoş geldin diyorum. Umarım her şey güzel olur. Zaten son 2-3 aydır üzerimize yüklenen ebeveyn duygusallığını bir kenara bırakıp artık videonun başlıkta da gördüğünüz üzere asıl konusuna geçmemiz lazım bence. Çünkü sonuçta bu bir çocuk ebeveyni, anne çocuk baba çocuk kanalı değil. Bu dönemde tabii çok fazla dizi izleyemedim. Ta ki son zamanlara kadar. İlk başlarda bir acemiliği üzerimizden atmamız gerekiyordu. Fakat son zamanlarda iyi diziler izledim. 3 diziden bahsedeceğim sizlere. Bu dizileri önden hemen vereyim. En beğendiğimden en beğenmediğime doğru gideceğim. En beğendiğim dizi After the Party. Ondan sonra 2. sıradaki dizi Nada. 3. sıradaki dizi de neredeyse sıradan bir aile. Direkt olarak After the Party ile girmek istiyorum. Yani daha doğrusu Partiden Sonra diye çevireyim ben onu. Partiden Sonra benim son yıllarda izlediğim en iyi dizilerden biri. Şu an sıcağı sıcağına devam ediyorum diziye, fakat bunun pozitif etkisiyle söylediğimi düşünmüyorum. Çünkü yani dizi dünyayı kurtarmaya çalışan insanların peşine takıldığımız ya da bir cinayeti çözmeye çalıştığımız, katilin kim olduğunu bulmaya çalıştığımız ya da katili anlamaya çalıştığımız bir dizi değil. Şöyle ki Phil ile Penny evliler ve 15 yaşında bir kızları var. Aile babası olan Phil'in doğum günü partisinde bir olay gerçekleşiyor. 15 yaşındaki kızlarının bir arkadaşı, erkek bir arkadaşı çok sarhoş oluyor. Daha sonra kusmaya falan başlıyor işte tuvalette. Önce Penny buna müdahil oluyor. İşte onun ailesinin çağrılması gerektiğini, ailesinin evine bırakılması gerektiğini söylüyor. Bu esnada çocuk tabii ki eve dönmek istemiyor ve Phil anlayış göstererek tamam hani bu burada kalabilir, ben sakin olun falan filan gibisinden bir babacan tavırla yarı çıplak olan çocuğu bir odaya götürüyor. Daha sonra aşağı iniliyor ve her şey normal giderken bir pasta geliyor. Bu pasta esnasında doğal olarak Penny Phil'in de aralarında olmasını istiyor. Phil'i ararken bir anda o yarı çıplak çocukla eşini, yani 15-20 yıllık eşini aynı yatakta eşi o çocuğa dokunurken görüyor. Ve burada aslında ahlaki bir ikilem arasında kalıyor karakter. Yani bu parti esnasında bunu problem etmeli mi? Etmemeli mi? Ya da görmezden gelmeli mi? Gelmemeli mi? Fakat daha sonrasında hayatın her alanında doğrucu bir karakter olduğunu gördüğümüz Penny burada bağırarak aşağı iniyor ve eşinin, 15-20 yıllık eşinin Ollie isimli o genci taciz ettiğini bütün misafirlerin önünde haykırıyor. Tabii ki bunu Phil kabul etmiyor. Daha sonra Ollie bir şokla aşağı inip Ollie de böyle bir şey olmadığını söylüyor. Fakat kabul edersiniz ki yarı çıplak bir genç çocukla yaşlı bir babanın aynı yatakta olması da çok olağan bir durum değil. Bunun üzerine olaylar aslında geliyor. İşte Phil toplumdan dışlanır gibi oluyor ama herkes Phil'e verilmesi gereken tepkiden daha sıcak aslında. Yani herkes de bir garip, öyle olmamıştır, Phil öyle değildir durumu mevcut. Phil'in bu manipülatif karakterinden de kaynaklanıyor elbette ama toplumun da tırnak içinde söylüyorum suçluya beslediği garip bir empati durumu var. Şimdi bu konudan bağımsız ama yani geçtiğimiz hafta Türkiye'de bayağı gündeme oturan bir olay gerçekleşti. Bir futbol maçı sırasında maç sonlandı, hakem düdüğü çaldı. Daha sonra son dakikada gol yiyen takımın başkanı sahaya girerek hakemi yumrukladı. Yani bu noktada zaten yani o yumruk noktasında hepimizin hemfikir olması gerektiğini düşünürken ben toplumda gözlemlediğim nokta şu: garip bir şekilde insanlar da yani yumruğu yiyenle değil yumruğu atanla bir empati kurma duygusunun geliştiğini fark ettim. Yani herkes yumruğu yiyenden ziyade yumruğu atanın neden yumruğu attığı, yani yumruğu atanın o yumruğu atma sebebini
araştırmaya, bununla ilgili empati kurmaya ve o yumruğun suçunu biraz hafifletmeye, hafifletici nedenler aramaya kendi içinde gittiğini gördüm. Çünkü yani onların da içinde o suçu işleme isteğinin olduğunun farkındalar herhalde ya da farkında olmadan bunu yapıyorlar. Yani toplumun büyük bir kısmı o suçu işlemeyi düşünmüş, işlemeyi çok istemiş fakat belli sebeplerden dolayı o suçu işleyememiş gibi görünüyor. Yani yumruk yiyenden çok yumruk atanla bir empati yapma refleksi gelişmiş. Yani bu da elbette hani böyle dünden bugün olan bir şey değil. Yani yıllardır üzerimize bu şekilde pompalanan bir manipülasyonun sonucu zaten ama ister istemez toplumun sosyokültürel seviyeleri farklı insanları bu noktada uzlaşmaya başladığını gördüm. Yani ütopyaları farklı insanlar bu konuda bir fikir birliğine varıyorlar. Ve bu beni açıkçası daha çok ürküttü. Çünkü yani gelecek adına çok ürkütücü bir senaryo bu. Yani orman kanunlarının sokakta yavaş yavaş toplum tarafından, çoğunluk tarafından normal görüldüğünü, normal karşılandığını yüzüme çarptı bu. Zaten belli toplumsal olaylarda bunu görüyorduk ama işte son kez bu olayda da karşımıza bu çıktı. Burada da toplum ister istemez filin suçsuz olduğunu düşünmekle beraber file karşı çok affedici, çok bağışlayıcı bir noktadalar. Fil ufak bir problem yaşadıktan sonra tekrardan yaşadığı yere geri dönüyor. Zaten dizi de aslında burada başlıyor. Herkes bir şekilde affedici olmuş. Sosyal hayatta, toplumsal hayatta tekrar fili kabul etmiş. Fakat Penny olanları unutamıyor ve bu doğrucu ve direkt cümleleri özellikle ailesinde rahatsızlık yaratıyor. Yani kızı artık bunun gündeme gelmemesini, böyle bir şey olmamış gibi davranmaya çalışıyor. Toplum da o şekilde davranıyor. Yani sanki hiçbir şey olmamış gibi. Burada da zaten benim o Adalet Ağoğlu'nun gerçekten özellikle Türkiye'ye benim çok yakıştırdığım fakat dünyada da böyle olduğunu, belli olayları gördüğümüz her şey hiçbir şey olmamış gibi tanımlaması geliyor. Yani dizideki dünyada toplum her şeyin hiçbir şey olmamış gibi devam etmesini istiyor. Fakat Penny kendi içerisinde bunun savaşını veriyor. Çünkü Penny bir öğretmen. Aynı şekilde Phil de bir öğretmen. Penny aslında çocukları Phil'den korumayı istiyor. Motivasyonu bu. Yani dizinin benim beğendiğim noktası bu ikilemi çok iyi yansıtması ve az önce de söylediğim gibi herhangi bir cinayetin peşinden falan gitmememiz. Çünkü burada daha insani bir paradoksun içerisindeyiz. Yani çoğu insan, atıyorum babasının, eşinin bu şekilde olduğuna emin bile olsa bunu o toplumda haykırmak, söylemek istemeyebilir. Çünkü kurulu bir düzen var, kurulu bir anlaşma var aslında toplumlarımızda ve bu anlaşmanın bozulmasını istemiyoruz. Fakat Penny bu cesarette bulunuyor ve bu cesarette bulunan hemen herkes gibi biraz absürt ve eğreti kalıyor. Çünkü toplumun içerisinde farkında olmadan yaptığımız anlaşmalar bu durumu haykırmayı engelleyen anlaşmalar. Yani herkes aslında tadının kaçmaması üzerine davranışlar sergiliyor. Zaten iş hayatı tamamen bunun üzerine kurulu. Bununla ilgili Penny'nin duruşu biraz eğreti kalsa da dizi henüz sona ermedi ama zamanın Penny'yi haklı çıkaracağı yönünde izlenim edindim. Fakat tabii ters köşe bir şey de çıkabilir ama pek zannetmiyorum. Olmasını da istemiyorum bu arada. Biraz feminist bir film aslında. Penny özelinde feminist bir film. Yoksa diğer kadın karakterler feminizmin feyesinden anlamayan karakterler olsa da Penny feminist bir duruş sergiliyor ve bu feminist duruş aslında bakın feminist bir duruş sergiliyorum diye bağırmadan yapıyor. Yani duruşu feminist. Bu noktada diziyi ben çok beğendim. Gerçekten son zamanlarda izlediğim en iyi dizilerden biriydi. Dünyayı kurtarma motivasyonu olmayan ya da bir cinayet sırrını çözmeye çalışmayan bir dizi olması zaten benim için çok artıyken bu hikayeyi de oldukça katmanlı bir şekilde incelemeleri çok hoşuma gitti. Yani mutlaka izlemeniz gereken bir dizi olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi hayatımızda başımıza gelebilecek bir şey ve herkesi ister istemez bir sorgulamaya, kendi içinde sorgulamaya itebilecek bir dizi. Çünkü ister istemez şey düşünüyorsunuz yani. Bu durumda ben kalsam nasıl bir tepki verirdim? Bir istismar söz konusu ve bunu söylemezseniz her şey dünkü gibi devam edecekken ama içinizdeki o artık vicdan mı diyeyim, o etik kaygılar mı diyeyim sizi bunu söylemeye, bu gerçeği haykırmaya yetiyor ve her gerçeği haykıran gibi bir süre sonra ince ince toplumun dışına itilmeye, hor görülmeye, eğreti durmaya başlıyorsunuz. Bu diziyi bu şekilde önermiş olayım ve kapatayım çünkü henüz sonlanmamış bir dizi ve ben heyecanla takip etmeye devam ediyorum. İkinci önereceğim dizi Nada. Bu Bruno Aires'li sofistike bir mutfak eleştirmeni olan Manuel'in yıllardır yanında çalışan kadının ölmesiyle başlayan bir dizi. Fakat Manuel ne araba kullanmayı biliyor, ne banka kartı kullanmayı biliyor, ne ATM kullanmayı biliyor. Tamamen hayatını o çalışanına adamış yaşlı bir gurme diyeyim. Bu mutfak eleştirmeni ani bir şekilde ölen çalışanından sonra bir bocalama dönemine giriyor. Yani hiçbir şey yapamıyor. Yani markete gidiyor. Markette dahi banka kartıyla aldıklarını ödeyemeyecek durumda. Çünkü banka kartının şifresini bilmiyor. Araba kullanmayı bilmiyor. Yani elini ayağını kaybetmiş durumda. Aynı zamanda mutfak eleştirmenimiz yüksek bir sanat aşığı da ve bir arkadaş grubu var. Bu arkadaş grubunda sürekli buluşuyorlar ve yemekler üzerine farklı sanatsal konular üzerine sohbetler gerçekleştiriyorlar. Bu durumu öğrenen arkadaşlarından biri Manuel'e
Paraguaylı genç bir kadının ona yardım edebileceğini, eğer onu eğitirse ona yardım edebileceğini söylüyor. Manuel de bunu kabul etmek zorunda kalıyor. Çünkü ATM'den para dahi çekemiyor. Daha sonra işte aslında Manuel'in hayatı da burada değişiyor. Yani yeni bir şey öğreniyor. Tolstoy'un bisikleti dediğimiz belli bir yaştan sonra aslında o yolu seçmiş genç kişilerin çok erkenden öğrendiği şeyleri öğrenmeye başlıyor. Aynı şekilde Paraguaylı çalışanına da kendi edindiği sofistike bilgileri veriyor. Yani işte bir etin nasıl pişmesi gerektiğini, bir sosun nasıl yapılması gerektiğini çok detaylı ve hani adeta bir tarif veriliyor sürekli. Özellikle yemeklere yapılan yakın çekimler gerçekten çok başarılı. Fakat dizi biraz Paraguaylı çalışanın bilgi karşılığında Manuel'e, bizim yaşlı Manuel'imize sosyal hayatta deneyim verdiği bir hikaye anlatmaya başlıyor. Bu noktada da tabii ki iki karakter de aslında değişiyor. Daha doğrusu yani Paraguaylı çalışan gelişirken Manuel değişmeye başlıyor. Bu noktada gerçekten çok tatlı. Zaten kısa kısa 20'şer 25'şer 30'lar dakikalık bölümleri olan bir dizi ve çok tatlı bir dizi. Dizide tabii ki Luis Brandoni'nin başrolünde bir dizi olsa da Robert De Niro da var. Robert De Niro da gerçekten o nokta atışı tadında karakterini gayet başarılı canlandırırken Brandoni artık işi şova döküyor ve gerçekten mükemmel bir performans sergiliyor. Biraz böyle gündelik yaşama dair o yaşlılığın, şimdi ben yeni acemi bir ebeveyn olarak bunu söylüyorum, o yaşlılığın üzerinde bıraktığı bir aksiliğin, takıntılı olma durumunun yavaş yavaş sevgiye dönüştüğü, yaşlandıkça o sevginin daha ağır bastığı ve bir şeyler öğrenmenin, birileriyle bağ kurmanın çok cazip kaldığı bir hikaye aslında. Bu arada Nada'nın anlamı da hiç. Bu diziyi de izleyebilirsiniz. Tabii önce partiden sonra dizisini izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü o dizi gerçekten çok farklı bir dizi. Üçüncü bahsedeceğim dizi biraz videonun ilk bölümünde eleştirdiğim tarzda bir dizi. Netflix'te yayınlanan neredeyse sıradan bir aile dizisi. Burada 3 kişilik bir ailenin kızlarından dolayı başına gelen şeyler anlatılıyor. Kızları biraz aslında annesiyle özellikle uyuşamayan ve tırnak içinde ilgiye aç bir kızken bir okul gezisine gidiyorlar. Bu okul gezisinde bir çocukla yakınlaşıyor. Fakat bu yakınlaşma ortaya çıktıktan sonra biraz utandı, biraz çekindiği için çocuğun ona tecavüz etme girişiminde bulunduğunu söylüyor. Çünkü babası sert bir tepki veriyor aslında. O da kendisinin buna razı olmadığını ve o çocuğun durması gerektiğini fakat çocuğun durmadığını söylüyor. Daha sonra tabii bu bir toz kaldırıyor fakat daha sonra anne ve baba aralarında konuşup bunu çok dillendirmenin faydasının olmadığını ve daha çok kızlarına zarar vereceği için bu konunun kapanması konusunda adımlar atıyorlar. O konu orada kapanıyor fakat alevleri görmezden gelerek yangını söndüremiyoruz. Murat Menteş'in o çoğu durumu güzel açıklayan sözü gibi. Yine alevleri görmezden gelmek yangını söndüremiyor ve kız büyüdükten sonra biraz sıkıntılı denilebilecek ilişkilerine devam ediyor. Bu ilişkilerinden birinde bir çocukla tanışıyor ve sanırım ikinci bölümdeydi. Bu çocuğun öldürüldüğünü görüyoruz. Daha sonra bu sis perdesi aralanmaya çalışılıyor. İşte kim öldürdü, neden öldürdü? Aslında bunun üzerine ilerleyen bir dizi. Tabii bu sırada işte o ailenin kızı gözaltına alınıyor. Onun suç işlendiği zaman orada olduğuna dair görgü tanıkları var. Ve dizi bu şekilde ilerliyor. Yani dizinin sonunu şimdi spoiler vermeyeyim. Sıradan görünen bir ailenin fakat içinde sevgisizlik barındıran bir ailenin. Çünkü 3 kişi de aslında bu olay başlarına gelene kadar ailelerinden kopuk ve alternatif hayatlara kafasını çevirmiş bir şekilde yaşayan bir üçlü var. Fakat bu tırnak içinde elim olay, gerçek huzurun, gerçek sevginin kendi içlerinde, ailelerinde bulunduklarına dair üçüne de aslında bir ders vermiş oluyor. Bu üç diziyi bu şekilde yorumlayabilirim. Yani özellikle dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. After the Party, partiden sonra dizisini mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Size bu videoda ilk kez bir ebeveyn olarak seslendim. Bunun dinginliği ya da huzuru cümlelerime döküldüğümü bilmiyorum ama umarım yorumlarımı beğenirsiniz. Burası Projection. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.